Merhaba çocuklar, nasılsınız? Emin olun hepinizi tek tek çok özledim. Sınıfımı çok özledim ben. Hepiniz ayrı bir renktiniz benim için. Bugünlerde siz daha çok, bunu daha çok iyi anlar oldum. Hepinizin ayrı kişilik özellikleriniz vardı. Onları düşünüyorum bazen. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Şimdi sizden bir ricam var. Gördüğünüz gibi biz de evdeyiz. Siz de lütfen, zaten yasaklar geldi. Lütfen annenize ısrar etmeyin dışarı çıkayım diye. Çünkü sizin yaşınız küçük, belki çok etkilenmeyebilirsiniz. Ama büyüklerinizle iletişime geçtiğiniz için dedeniz olsun, neneniz olsun, babanız veya anneniz olsun kötü etkilenebilir. O yüzden evde kalalım. Derslerde çalışalım, oyun oynayalım. Şimdi bugün size attığım ödevle ilgili video çekmek istedim. Sayfa 33'teki ödevde bazıları unutmuş olabilir. Onu tekrar edelim istedim. Şimdi çocuklar, bu alfabetik konunun başında alfabetik sıralama. Alfabetik sıralamada zaten harfler, baş harflerine bakacaktık. Baş harflerde zaten eğer farklı farklıysa bu çok kolay oluyor. Çünkü alfabetik sıralamayı bilince bunların sıralamasını da biliyoruz. Mesela A. A ile başlıyoruz zaten. Birinci sırada A yazdık. İkinci A, B, C, Ç, D, E. E'yi ikinci sıraya yazıyoruz. Geriye zaten Yozgat kalıyor. Bunda Yozgat'ı da üçüncü sıraya yazıyoruz. Fakat burada bu iki örnekte görüldüğü gibi aynı sesle başlarsa eğer, o zaman daha farklı bir kural uygulanıyor. Bunlar E, 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 K, K, K. Bunlar, o zaman farklı kural bulacağız. Birinci sesler aynı olduğu için üstünü çiziyoruz. İkinci seslere bakıyoruz. Burada L var. R, L. Bakalım o zaman. Tekrar alfabeyi sıralayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, L. L'ye geldiğin zaman L. İki tane burada R var. R daha sonra olduğu için R'yi siliyoruz. Elimizde kaldı iki tane. Bu D'leri de atalım. İki tane var şu an. İkisine bakacağız. Üçüncü harflerine bakalım. Burada B var, burada M var. Tamam kızım. Burada B var, burada M var. O zaman niye bakalım? A, B. O zaman bu birinci olacak. Bu ikinci, sıralamaya göre bu da üçüncü. Buna bakalım. Yine ilk sesler yine aynı. O zaman hemen çiziyoruz, kafanız çalışmasın. Beniler bir dakika. İkinci sesleri hemen, birinci sesleri hemen çiziyoruz, kafamız karışmasın. İkinci seslere bakalım. Burada işimiz çok kolay. Neden? Çünkü hemen A var zaten. Burada İ var, burada U var. O zaman bu birinci olur. İkinciyi bulalım şimdi. Yine alfabeyi sıralayalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, H, I, I. İ. O zaman İ U'dan önce geldiği için ikinci, bu da üçüncü olacak. Hadi hepinize iyi günler. Öğretmenim, bir şey soracağım.